Molla gibi konuştum başkanım. Demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez bir parçası olan siz kıymetli basın, yeryüzündeki gelişmelerin aynasısınız. Gazeteciler toplumun ışığı olmakla birlikte o ışık ne kadar güçlü olursa bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz. Basın sektörünün kıymetli emekçileri, değerli arkadaşlarım, çalışan gazeteciler gününü içtenlikle kutluyorum. Gazetecilik toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşıyan bir meslektir ve bu mesleğin bilincine hepiniz varmışsınız. Allah razı olsun. Doğrusu enformasyonun bu kadar zayıf olduğu, halkın dünyadaki gelişmelerden doğru ve zamanında bilgilendirilemediği toplumların gelişmeleri de buna bağlı olarak problemli ve zayıf olmaktadır. O bakımdan artık teknolojinin en gelişmiş araçlarını kullanan, insanüstü gayretlerle bu şerefli mesleği icra eden, sizleri önünü açan tüm fedakar gazetecilerimize teşekkürleri bir borç biliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı için seçtiğimiz gelişmişlik hedeflerine ulaşabilmemiz için sağlıklı, güçlü ve özgür bir basının çok önemli katkısı olacağına muhakkak ki farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve ekibim adına sizlerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Birlikte şehirde hizmet veriyoruz. Konuşmamda bahsettiğim gibi birçok farkındalıklı biz projelerle borsa olarak öne çıktığımızda her zaman yanımızda ve doğru habercilik mahiyetinde bunlarla birlikte halkı bilgilendirmede bize vesile oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. 2023 yılını dolu dolu geçirdik biz Aksaray Ticaret Borsası olarak. 2023 yılında 20 milyon liralık bütçemizle, evet şimdi herkes merak ediyor, ne kadar yatırım yapabiliriz? 530 milyon liralık Aksaray'a yatırım yapıp üyelerimize, şehrimize katma değer üretmede, insanları istihdam edebilmede çok büyük önemli rol oynadık. Bunu övünerek ve gururla söylüyorum. 20 milyon liralık bütçeyle 530 milyon liralık yatırım nasıl yapılır? Benim üyelerimin bana olan tam olan güvenci ve biz, benim ekibim 14 kişilik meclisimin inancıyla birlikte kıymetli personelimin de çok değerli çalışmalarıyla bu işi başardık. Aksaray'a bunu kazandırmanın mutluluğunu yaşadık hep birlikte. İşte çalışılınca, karar verilince, hedef seçince bu yatırımlar yapılabiliyor. Önümüzde yerel seçimlere giriyoruz. Ben buradan sizlerin vesilesiyle Aksaray'ımıza aday olan kardeşlerimizi özgüvenlerinden dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ama seçilecek arkadaşımızın inşallah hakkında hayırlısı olsun, ama şehirde durmak yok, koşmak var bundan sonra. Onun için spor ayakkabılarını giymesini, Aksaray için koşmasını diliyorum. Herkesin işini iyi yapmasını, Aksaray'a ne kazandırırım gayesiyle hizmet edebilmesi adına çalışmalar gerçekleştirmesini biz STK'lar olarak, ben Borsa Başkanı Hamit Özkök olarak ve Borsa'yı temsilen iş dünyası adına hizmet verecek insanlardan çok şey bekliyoruz. Aksaray her şeyin en iyisini hak ediyor ve hak ettiğinin de alması gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle bulunduğumuz konum itibariyle, tarihi geçmişimizle ve yapmış olduğumuz faaliyetlerle birlikte lojistik bakımından Türkiye'nin göbeğinde olmamız hasebiyle Türkiye'de öncelikli iller arasına girebilmemizin hiçbir sebebi yok. Biz hedefe kilitlenip inşallah Aksaray'ı yaşanabilir bir şehir, Aksaray'da olmanın gurur ve mutlu insanlarla dolu olduğunu göreceğimiz bir şehir olmasını diliyorum. Rabbim inşallah önümüzdeki seçimlerde kazanacak arkadaşımıza yar ve yardımcısı olsun. Hep birlikte bu şehir için çalışıyoruz. Şehir dinamikleriyle çalışır. Siz sevgili basınla birlikte inşallah bu şehirde, bizim hedefimiz her yıl 100 milyon liralık yatırımdı. 2023 yılında yaptığımız yatırım
hakikaten olağanüstü bir yatırım oldu. İnşallah 2024 yılında da malum ekonomik kriz yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Ama biz hedefimizden sapmayacağız. Her yıl en az 100 milyon liralık yatırımla borsayı yine hep birlikte takip edeceğiz. Artık beni belki de hepiniz takip ediyorsunuz. Sık sık basında ve gündem olmuyorum. Çünkü artık 10 milyondan aşağı hiçbir yatırımın açılışını, temel atmasını yapmıyorum. Elhamdülillah bana bu gücü veren öncelikle Rabbime, üyelerime, meclisime yürekten teşekkür ediyorum. Ve Aksaray'a teşekkür ediyorum. Bize güvendiler. Bu hizmet etme yetkisini verdikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyor. Sizlerin gününü tekrar kutluyorum. Şehrime de saygı ve selamlarımı sunuyorum.